yani diğer gelişmiş ülkeler veya bu PISA şeyinde test durumunda üst seviyede olan ülkeler bu başarıyı nasıl sağlamış falan diye baktığınız zaman aslında iki konu çok önemli, öne çıkıyor. Birincisi öğretmenler veya en önemli hususlardan bir tanesi öğretmenler. Tabii Türkiye'nin nüfusu fazla, 70 milyon öğretmen ihtiyacı çok fazla. Bunu nasıl sağlarsınız? Ama bir noktada başlamanız lazım. Yani başarı eğitimde başarı sağlamış ülkelere baktığınız zaman başarının ikinci bir veya birinci anahtarı, sırrı okul öncesi eğitim sisteminde yatıyor. Buradan itibaren başladık, geldik üniversiteye. Biz eğitim ve öğretim süresince okul... Hal böyleyken, o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü muhafaza edilebilecek mi? Bunu ben dahil şu anda herhalde dünyada bunun cevabını verecek fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Yani belki Amerikan Başkanı'na da sorsanız o da bu konuda net cevap verebilir mi? Emin değilim. Yani Suriye'de toprak ve siyasi bütünlüğü muhafaza edilecek mi? Bilemiyoruz. Karmaşa var. Ama görünen bir şey var ki sanki Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt oluşumu yapılmak isteniyor. Ve bu tabii gerçekleşirse gerçekten Türkiye açısından çok büyük bir tehdit olur. Türkiye bunu nasıl önleyecektir? Nasıl önleyebilir? Bu da karşımızda ciddi bir sorun olarak duruyor. Tabii Suriye'de bunlar yaşanırken bir de Irak ayağı var. İşte Irak'ta hakikaten yarın bir referandum vesaire olur mu olmaz mı Musul'da bilemiyoruz. Olursa Irak'taki yapılanma nasıl gelişecek, ne olacak? Mustafa Kemal Atatürk bunları görmüş. Bakınız Lozan Konferansı 1923 Şubat'ta ara verilecek. İki tane temel sorun var, çözülemiyor. Bu çok sorunlardan bir tanesi Musul'un geleceği, öbürsü de kapitülasyon. Mecliste Musul konusu tartışılıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Ocak veya Şubat ayıdır mecliste Musul konusunda söylediği şudur. Der ki, Musul bizim için hayatidir. Bir, petrol kaynakları. Ama der ki, petrol kaynaklarından daha da önemli olan İngilizler Irak'ın kuzeyinde bir Kürt hükümeti kurmak istiyorlar. 1923'te söylüyor. Devamı da şudur. Der ki, eğer böyle bir şey olursa, yani Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt oluşumu oluşursa aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sözleri bu bizim toprağımızdaki, bizim topraklarımızdaki Kürt vatandaşlarımızı etkiler. 1993 yılında Tümgeneral rütbesine terfi eden Sayın Başbuğ bu rütbeyle Jandarma Asayi rütbesine terfi etmiş. Bu rütbe ile 2. Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerini icra etmiştir. 2002-2003 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü veya kalkışması başarısız olmuştur. İyi ki başarısız olmuştur. Allah'tan başarısız olmuştur. Başarılı olsaydı bugün neredeydi? Sizleri bilmiyorum ama ben nerede oldum, nerede olacağım tahmin ediyorum. Ayrı bir konu, kişisel olarak zaten baktığımız bir sorun da değil, ayrı bir konu. Şunu kabul etmemiz lazım, şunu Türkiye'deki herkesin anlaması lazım. Eğer 15 Temmuz kalkışma hareketi, darbe teşebbüsü başarısız olmuşsa, bana göre ana denilen veya nedenlerini yazarsanız en üstte yazacağınız şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi bu kalkışmaya karşı pozisyon almıştır, direnmiştir.